Organ nakli, rahim yumurtalık nakli caiz mi diye sormuş. Şimdi organ nakli aslında eddaratu bil mahzurat kaidesine dayanan bir konu, yine tedavi kapsamına giriyor. Dolayısıyla bir kimsenin yalnız organının alınıp bir hastaya nakledilebilmesi için ya kendisinin rızası daha önceden olmalı veya vefat ettiyse onun varislerinin, hak sahibi olan varislerinin izni aranması da gerekir. Yani onların haberi olmadan, izni bulunmadan vefat eden kişinin bir sürü iç organlarını adli tıpta falan neyse veya şeyde tedavi gördüğü yerde alınarak oraya buraya dağıtılması elbette caiz olmaz. Çünkü o cenaze üzerinde artık hanımı, annesi, babası, oğlu, kızı kimler varsa hayatta onlar söz sahibidir. Onun mezara defnedilmesi, mezarının daha sonrasında korunması gibi konularda hak sahibi olan onlardır. Dolayısıyla onların rızası izni olmadan bu olmaz. Onların izni olan durumlarda da tabii belli organların, bu el olur, yüz olur, göz olabilir, ciğerler olur, efendim özellikle böbrekler olabilir falan. Dolayısıyla bu gibi vefat eden kişinin bu gibi organlarının alınıp başkasına doku uyumu olan başkasına nakledilmesi tedavi kapsamına girer ve caizdir diyoruz. Zaruret deliline dayanarak. Dolayısıyla bu caizdir ama bu defa rahim nakli, yumurta nakli diye de bir konu günümüzde devreye giriyor. Tabii ki her organın nakli caizdir demek doğru değil. Rahim ve cinsel organın nakli yoluna gidilmesi elbette uygun olan bir nakil söz konusu olmaz. Bunların fonksiyonu şeyi başkadır, farklıdır. Yani bu iki organla ilgili nakil konusunda doğrusu tedavi kapsamına girer demek uygun olmaz. Tedavi olabilen yollarla, başka yollarla tedavi yolu işletilmelidir.